Arkadaşlar selamünaleyküm. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün size yine süper bir sürprizim var. Umarım çok beğenirsiniz. Umarım mutlu olursunuz. Eğer beğenirseniz sürprizimizi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Emin olun her şeyi sizin için yapıyorum. Siz daha keyifli video izleyin. Daha çok güvercin görün. Daha fazla size içerik çıkarabileyim diye elimden geleni yapıyorum. Bizim kümesle alakalı bir sorunumuz vardı, bir problemimiz vardı biliyorsunuz. Allah'a şükür yavaş yavaş çözüyoruz. Yani hem kuşlar için, hem kendim için, hem sizin için. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hem daha rahat bir ortamda, daha böyle konforlu bir ortamda. Bu arada arabamıza geldi. Hala eksikleri var kanatlarında ya. Dediğim gibi arkadaşlar, daha konforlu bir ortamda kuşları beslemek için elimden geleni yapıyorum. Onun için de yeni bir tane kümes aldım arkadaşlar. Yani biliyorsunuz, bizim bu mavi kümesimizi biliyorsunuz. Buraya yaptığımız salmayı da biliyorsunuz. Ama artık bu salmaya ihtiyacımız kalmadı. Ben bu salmayı buradan sökeceğim. Onun yerine bu kümesi kullanacağım arkadaşlar. Çok sağlam, çok güzel bir kümes. Bu bir aracın arkasındaki frigo kasa arkadaşlar. Yani soğuk hava deposu diye söylesem yeridir. Şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Kümesin kalınlığı böyle. Bunun dışı sağaç, içi sağaç. Arasında da köpük var arkadaşlar. Yani ısı yalıtımlı diyeyim size. Şurasını, şimdi kümesin arka tarafı bu normalde. Burasını sağaçla kapatacağım. Demirle kapatacağım. Kapısı hazır zaten. Kapıyı kullanacağım. Kuşların girip çıkması için. Yani bu kümes şöyle ters dönecek. O kapı buraya bakacak. Bu açık olan yer duvara bakacak. Zaten bu açık olan yeri de dediğim gibi demirle kapatacağım. Arkadaşlar altına da, şimdi ben bu kümesi şöyle dört köşesinden 20 santim böyle yükseltmek istiyorum. 20 santim yükseldikten sonra da bu zemine komple ızgara tel düşünüyorum arkadaşlar. Aynı bu teller gibi, bunların biraz daha sağlamları. Izgara tel düşünüyorum ki kuşlar direkt pislediğinde pislik direkt yere insin. Yani bu kümesin altı kapalı olmayacak. Ben kümesin içine girip temizlemek için uğraşmayacağım. Direkt bütün pislikler yere, kaldırıma düşecek, yola düşecek. Ben de alttan tırmıkla o bütün pislikleri çekeceğim. Yani kümes kapalıyken bile kümesin altını rahatlıkla temizleyebilecek durumda olacağım. Dediğim gibi arkadaşlar aynı böyle yüksek olacak. Biraz daha yüksek olacak. Altı komple açık olacak. Izgara tel olacak. Şimdi diyeceksiniz ki abi alttan rüzgar girer, kuşlar üşür kışın. Onun da çözümü var arkadaşlar. Ben şu açık olan yerlere, şu mesafe var ya, şurası açık olacak mesela. Sonra bir dakika, şu araba geliyor ya. Benim kuşlara göz kulak olmam lazım. Hadi be kardeşim çabuk. Şimdi şu altta açık olacak böyle. Şurası da yüksek olacak 20 santim. Bu altlara da arkadaşlar menteşeli kapak yapacağım. Yani kışın soğuk havalarda alttan rüzgar girmesin diye bir nevi böyle kapak gibi düşünün. Kapatacağım. Önünü kapatacağım. Diğer yanını kapatacağım. Ama kümesi temizlemek istediğimde kapakları şuradan açacağım. Sonra tırmığı ya da ne bileyim küreyi artık sokacağım içine. Alttan çekeceğim bütün pisliği. Böyle bir şey düşünüyorum. Arkadaşlar kümes 2'ye 2. Yani 2 metreye 2 metre. Çok ferah, çok geniş. Ben içine girdiğimde kafam tavana değmiyor yani, yüksek. Ben 1.83'üm arkadaşlar. 1.83 boyum olmasına rağmen kümesin içine girdiğimde kafam tavana değmiyor. Bir kümes içinde ideal ölçüler bunlar. Daha tabii yapım aşamasında, daha bitmiş değil. Ben bunu dediğim gibi bir frigocudan aldım. Bu daha önce bir aracın arkasında, artık dondurma mı taşıyorlardı ya da ne bileyim tavuk mu, hani et mi taşıyorlardı bilmiyorum. Ama soğuk hava deposu diye geçiyor bu. Ben bunu güzelce yapacağım. Dediğim gibi bu tarafını kapatacağım demirle. Arka kapısını kullanacağım. O kapı önde olacak. Altını da yükselteceğim bunun 20'şer santim boyunda. İdeal bir kümes olacak. Tabii belki boyarım. Belli olmaz. Çok sağlam, çok güçlü, çok sıcak olacak. Yani kışın
Kuşların üşüme derdi olmayacak. Bu su geçirmez bir kümes arkadaşlar. Suyu asla geçirmiyor. Dediğim gibi frigo, bakın isterseniz içi komple izolasyonlu. Şurada bir delik bırakmışlar. O delik de benim işime yarayacak. Kuşların hava alması için belki birkaç delik daha açarım. Ama dediğim gibi içi komple izolasyonlu. Kapısı da vakumlu arkadaşlar. Kapısından da soğuk alma, hava alma ihtimali yok. Bir tek altından alacak. Altında dediğim gibi kısmi bir hava alacak. Kapak yapacağım. Zemine kuşların bastığı yerde, yani benim ayak basacağım yerde, şöyle düşünün, ızgara olacak. Demir ızgara olacak. Kuşlar direkt pislediğinde aynen şu gördüğünüz yere gidecek pislikler. Ben de kümesin kapısı kapalıyken bile, kuşlar içerideyken bile tırmıkla ya da kürekle için altından pisliği çekip alabileceğim. Bu kümesi de bu salmanın yanına koyacağım arkadaşlar. Bu salmayı sökeceğim. Çünkü bu salmanın artık bir manası, bir esprisi kalmadı bu kümes gelince. Bu salmayı sökeceğim. Belki ileride başka bir şey için kullanırım ama bu kümesi bunun yanına alacağım. Belki aralarında bir bağlantı bile yapabilirim arkadaşlar. Yani mavi kümesten bu beyaz kümese bir bağlantı bile yapabilirim. Belki kuşlar içeriden iki kümese girip çıkabilirler. Öyle bir avantajları olabilir. Ama daha onu planlamadım. Kuşlarımızın da keyfi yerinde Allah'a şükür. Çok yumurta oldu arkadaşlar. Yani kümeste çok yumurta var. Ama nedense kuşlarım böyle çok dört dörtlük yumurtaya yatmıyorlar. Hani bir saat yatıyorlar, iki saat bırakıyorlar. Bu son zamanlarda herkesin başına geliyormuş. Kuşçu arkadaşlarımın hepsine soruyorum. Aynı sıkıntıyı yaşıyoruz diyorlar. Kuşlarımız yumurtluyor ama yumurtalar çıkmıyor. Kuşlar yumurtaya yatmıyor diyorlar. Mevsimsel bir durum mudur bilmiyorum. Ama böyle bir sıkıntımız var. Bu arada arkadaşlar, Sabuni, biliyorsunuz Sabuni Mardin'imizi. Bir dakika, araba geliyor. Ben gene bir siper alayım. Kuşlar için kendimi feda edeceğim. Yola geçiyorum ki araba kuşların üstünden geçmesin diye. Tamam. Arabadan da kurtulduk. Heh, ne diyorduk? Bu sabunimiz arkadaşlar, biliyorsunuz dumanlı ayna kuyruk nerede? İçeride. Dumanlı ayna kuyrukla eş almıştı. Ama sonrasında eşi bozdular. Şu bizim diğer dumanlıyla eş aldı bu Sabuni. Ve kuş yumurtladı arkadaşlar. Şurada göstereyim size yumurtalarını. Şu folluk, onların follukları ve Sabuni ile dumanlı. Bunun artık iki tane yumurtası var. Acaba diyorum ki dumanlı ayna kuyruktan mı yumurta olacak, yoksa diğer dumanlıdan mı yumurta olacak, onu bilemiyorum. Bakın hemen o gitti. Folluğu orası. Bu benim Hasan abiden aldığım sıka girmiş olan dumanlı mardin. Sabunimiz de burada, daha yeni yumurtladı hayvancağız. Biraz halsiz kalmış. Dün birini yumurtlamış, bugün birini yumurtladı arkadaşlar. Şu diğer dumanlı ayna kuyruğumuz da burada. Hatta size bir daha onu göstereyim. Bunun kanatlarını makasladım. Şimdi size onunla alakalı bir şeyler de söyleyeceğim. Bir kaldırayım da şunu bir ufaktan. Kalk bakayım. Kalk lan eşek sıpası. Aman yavaş, tamam. Kanatları eksik ya. Kendini kaldıramıyor. Şimdi arkadaşlar, ben bu kuşların kanatlarını makasladım. Bana demişler ki ne yaptın sen, mahvettin kuşları. İşte o kuşun artık performansı eskisi gibi olmaz. O kuşun hani kanadı makaslanır mıydı? Niye uçurmadın? Benim öyle bir yerim olacak. Ben 10 numara mardin beslerim. Sen kuşçu değilsin falan filan bir sürü şey söylemişler. Ben defalarca bunu söyledim ve tekrarlayacağım. Bundan sonra da daha söylemeyeceğim. Beni izleyenler zaten ne demek istediğimi biliyorlar. Bu tarz yorumları yapanlar da benim nasıl kuş beslediğimi bilmedikleri için böyle yorumlar yapıyorlar. Hatta bazıları küfür bile etmişler ama hiç de umursamıyorum yani. Hatta yorumları bile silmiyorum, küfürlü yorumları. Şimdi arkadaşlar, ben burada bu sanayi sitesinde çalışıyorum. Benim sabahtan akşama kadar bir dünya işim var. O yüzden kuşları açamıyorum. Çok nadir böyle. Gün içerisinde kümesi açtım, çok nadir oluyor. O da 10 dakika açıp kapatıyorum. Yani bir dışarıda hava alsınlar, biraz taş yesinler. Biraz yemliyorum, kapatıyorum. Akşamları da 6'dan sonra açıyorum. İşte hava ne zaman kararırsa. Ama bunu yazın yapabiliyorum. Kışın böyle bir durum yok arkadaşlar. Kışın hava zaten 6 olmadan kararıyor. Bu da ne demektir arkadaşlar?
Ben eğer hafta içi gün içerisinde kümesi açmazsam o kuşlar o gün kapalı kalıyor. Çünkü hava karanlık oluyor 6'dan sonra da. Şimdi ben burada nasıl mardin besleyeyim? Mardin kuşu beslemek için arkadaşlar bolca vakit lazım. Kuşu her gün aynı saatte kaldırmak gerekiyor. Artık kuş 1 saat mi uçuyor, 2 saat mi uçuyor neyse beklemek gerekiyor. Sonra burası arkadaşlar düz arazi değil yani. Yani şimdi şurayı görüyorsunuz açık alan ama şurada dam var. Şuralarda dam var. İşte şurada dam var. Kuş uçtu. Ben kümesi kapattım gittim. Mardin kuşu ya bu uzun uçuyor ya. Atıyorum 1 saat 2 saat neyse. Kendi kendine geldi seferini yaptı gitti. Seferini yaptı gitti. Akıllı kuş, hedefini bilen kuş geldi yere indi. Ben burada yokum. Çünkü bekleyemem. Benim öyle 1-2 saat boyunca kümeste kuşu bekleme ihtimalim yok. Kuş geldi indi. Arkadaşlar saatlerce uçmuş kuş, yere düşmüş nefes nefese. O kuşu birisi gelse eliyle alsa yakalara götürür. Birinci sıkıntı bu. Hadi kimse alıp götürmedi. Buradan araba geçiyor. Bakın biraz şimdi bir tane daha araba geliyor. Hem de hızlıca geliyor. Şimdi böyle bir araba geldi geçti diyelim. Kuşu ezdi. Ulan tır bile geliyor ya. Durun bir dakika arkadaşlar durun. Al işte. Şimdi ben ne yapayım ya? Şuraya bak. Kuş yorulmuş. Nefes nefese kalmış, yere inmiş. O kuşun kalkma ihtimali zor ikinci sefere. Dediğim gibi burada kuşu birinin alıp götürme ihtimali çok yüksek. Bu tarz arabalar geçtiğinde ezilme ihtimali çok yüksek. Her şeyi boş verdim. Burası yol arkadaşlar. Yani burada kedi de var, köpek de var, martı da var, atmaca da var. Kuşu kedinin alıp götürmesi de bir ihtimal. Şimdi ben nasıl mardin besleyeyim? Bana bir söyleyin. Deyin ki abi şöyle şöyle yaparsan orada kuş uçar. Böyle böyle yaparsan orada kuş uçar. Ama dediğim gibi benim zamanım zarfında. Günde 10-15 dakika vakti olan özellikle kışın. Hadi yazın akşam 6'dan sonra böyle 1-2 saat falan kalabiliyorum ama o da her zaman değil. Günde 10-15 dakika zamanı olan bir adam olarak benim burada mardin kuşu özellikle seferli ve oyunlu saatlik uçan bir kuşu besleme ihtimalim ne kadar arkadaşlar? Bana kimse bu kuşları niye makasladın, bu kuşların performansı artık eskisi gibi olmaz falan demesin. Zaten ben bu kuşları kanatlarını makaslasam da makaslamasam da uçuramayacağım için performansını falan düşünecek durumda değilim arkadaşlar. Yani zaten uçurmayacağım için performansı da kanadı makaslı olmasa da düşecek. Ben şimdi kuşları gördüm. Benim kuşlar hoşuma gitti. Severek, beğenerek besliyorum. Allah izin verir de kendi çatım olur. Kendi evimin balkonu olur. İşte teras kat olur. Neyse artık. Oraya geçtiğimde bu kuşları da götürürüm. Bunları uçuramasam bile bunların yavrularını uçururum. Bu bir risk tabii. Kuşlar belki de çok iyi değiller. Belki damcılar. Belki çok uzun saatler uçmuyorlar. Ama yakaladık. Şansımıza geldi ki ben bu Sabuni'den çok ümitliyim. Yani bu Sabuni gerçekten güzel bir kuşa benziyor kanaatimce. Elinden çıkaracağıma, satacağıma dursun kümesinde. Yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman, uygun bir yere geçtiğim zaman çatım geniş olur. Dediğim gibi ya da teras katlı bir eve taşınırım. Ya da vaktim bol olur. O zaman dediğim gibi bunları uçuramasam bile yavrularını uçururum. Zevk ederim. Ha baktım kötü mü çıktı? O zaman çıkarırım elimden. O yüzden bana mardin konusuyla alakalı lütfen çok fazla bir şey söylemeyin. Geliyorum. Benim de zaten kelebek beslememdeki, düz uçan kuş beslememdeki sebep bu. Böyle bir yerde, böyle bir zaman darlığında benim mardin besleme imkanım, oyunlu seferli bir mardin besleme imkanım çok az. Bunu söylemek istedim. Çok da lafı uzattım herhalde, kusuruma bakmayın. Kümesimizi göstereyim tekrar. Vallahi tank gibi kümes. Çok sağlam olacak. Çok izolasyonu güzel bir kümes olacak. Çok pratik bir kümes olacak. Dediğim gibi altını ızgaralı tel yapacağım için çok pratik bir kümes olacak. Tabii içinin folluklarını falan döşeyeceğim. Böyle
gün geçtikçe ben burayla ilgilendikçe size videolarını çekeceğim. Bakın iki tanesi yola gidiyor bak. Sonra araba geçiyor, ölüyorsunuz ya. Eşek sıpaları. Şöyle bir komple hem kümeslerimizi hem de kuşlarımızı bir görün. Halbuki uzaktan çekeyim. Arkadaşlar sizin için elimden geleni yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.